Herkese merhaba. İsmim Ruşen İnceoğlu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı'nda iletişim yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün Zorlu Holding ev sahipliğinde Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin sorunlara çözümler buluşmasındaydık. Özel sektörden, sivil toplumdan, yerel yönetimlerden dostlarla birlikte sürdürülebilir kalkınma amacı 4 numara nitelikli eğitimi tartıştık. Sorunlara çözümler buluşmasındayız çünkü evet, dünyada bir takım sorunlar var ve biz kalkınma profesyonelleri bu sorunlara köklü çözümler önermek için çalışıyoruz. Akıl Hayat 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonumuz doğrultusunda Zorlu grubunda küresel kalkınma amaçlarını referans olarak kabul ediyoruz. Kalkınma amaçlarından nitelikli eğitimle ilgili Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerden bahsetmek isterim. Gençleri 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmaları ve bu farkındalığı elde etmeleri için 5 yıldır 21. yüzyıl yetkinlikleri eğitim programı düzenliyoruz. Bugüne kadar bu programa 1000 kadar gencimiz katıldı ve mezun oldu. Beşincisini bu yıl 8 Şubat'ta başladık. Zorlu PSM'de gerçekleştiriyoruz. 500 tane hem üniversite hem de lise öğrencisinden oluşan gruba 14 dersten oluşan bir program gerçekleştiriyoruz. Bu programın içinde grup çalışmaları, bitirme projeleri, Zorlu grubu şirketlerinde yaz stajı ve sonra da yılı Kasım ayında gerçekleştireceğimiz Mehmet Zorlu Vakfı Gençlik Zirvesi ile tamamlıyoruz. Nitelikli eğitim politikalarının aslında yaygınlaşmasında en önemli sorunun uygulanabilir stratejiler oluşturulmasını görüyorum. Üretilen içeriklerin ve paydaşlar arasındaki iletişimin daha fazla arttırılarak daha kapsayıcı, erişilebilir çözümlerle ve aynı zamanda bağlama bağlı olarak adapte edilebilen çözümlerle nitelikli eğitim hedeflerine daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Mektep, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 4 numaralı olan nitelikli eğitim alanında çalışan bir sosyal girişim. Bizler sınıf ortamlarında kalıcı ve eğlenerek öğrenme ortamlarını mümkün ve sürdürülebilir kılmak için öğretmenlerle çalışan bir sosyal girişimiz. Sınıf ortamlarında kalıcı öğrenme problemini yenmek için öğretmenlerden oluşan dijital bir toplulukla beraber çözüm geliştiriyoruz. Aslında mektep.com üzerinden dijital topluluk halinde öğretmenler sınıf içi öğrenci merkezli etkinliklerini ve iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Biz de bu öğretmenlere ortam oluşturuyoruz. Nitelikli eğitimler konusunda belediyemizde çevre ve ekolojiye yönelik eğitimler planlamaktayız. Uygulamalı eğitimler planlamaktayız. Bunları nasıl insanlara aktarabiliriz, çevre ve ekoloji konusunda nasıl bir farkındalık, bilinç yaratabiliriz ve değişim yaratabiliriz, davranış değişiklikleri yaratabiliriz. Bu konuda daha çok emek harcıyoruz ve bu konuda çalışmalarımız var. Bu amaçla da belediyemiz kapsamında ekolojik yaşam merkezimiz var ve bu eğitim merkezimizde uygulamalı teorik eğitimlerle insanlara ekolojik yaşama adımlar atma ve deneyimler sunmayı hedefliyoruz. 2018 yılında açıldı ve buradaki çalışmalarımız devam ediyoruz. Amacımız insanların aslında bu mesela Türkiye'de var olan permakültür gibi ya da doğal yaşamı hayatlarına katabilecekleri, nitelikli eğitimleri ücretsiz olarak ulaşabilecekleri, erişebilecekleri bir ortam sağlamak ve onların bunu deneyimleri yaşayabilmelerini, hayatlarına katabilmelerini amaçlıyoruz. Bence hani bunların daha da artması gerekiyor. Çünkü insanlar bu yöndeki eğitimlere gerçekten ihtiyaç duyuyorlar ve bunların hani ciddi ücretlerle, ciddi komiteler tarafından yapılması insanların erişilebilirliğini azaltıyor ve hayatlarını buna çevirmeyi azaltıyor. Bence bunların hani daha fazla artırılması, kamuda yer verilmesi, hatta belki özel sektöründe bu yönde deneyimlerini artırabileceği daha fazla eğitimleri kendi içlerine alabilmeleri gerekmekte. Neden sorunlara değil çözümlere odaklanıyoruz? Çünkü vaktimiz az. 1000 yıl kalkınma hedeflerinin ardından gelen sürdürülebilir kalkınma amaçları 2030 yılında 17 alanda ilerlemeyi öngörmüş. 2030'a 10 yıl kaldı. Bu nedenle zamanımız az. Sorunlardan ziyade çözümlere, pratik çözümlere odaklanıyoruz. Ve sürdürülebilir bir geleceği adım adım inşa etmenin yolunu arıyoruz.